Sakın gitme bir daha. Sen de beni gammazlama bir daha. Tam huzuruna mertlik icabı da olsa yakma bir daha. Dünden beri perişanım. Aklım, canım, yüreğim hep sende. Benim de Mahmut. Ben de sen kadar beterim. Bütün gece gözümü kırpmadan sabahladım. Otel değil, batakhane. Sahibi Allahsızın teki. Beni az daha saz kızı yapacaktı, zor kurtuldum. Eşyam da orada kaldı. Eşya dediğim bir valiz, iki entari. Batsın. Bu da sana ders olsun. Bak, bir daha söylüyorum. Zorla geri döndürmeye kalkışma beni. Fakat Refik abin az önce buradaydı. Biliyorum. Gördüm. Dönüp gitmeyecek. Seni arayacak. Sen haber vermezsen bir daha gelmez. Her yerde arar da burada olacağım aklından bile geçmez. Öyle ya. Kurtuldun gitti. Sağ ol. Ne diyeyim? Yat uyu akşama kadar. Dinlen. Olup biteni de unut. Kim acaba bu? Bekle burada, görünme. Ya dün felaket bozuktun, bugün de çalışamayacağını söylediler. Bir uğrayayım dedim, merak ettim ya. Sağ ol. Dönüp geldi Ayşe. Az önce geldi. Gel, gözün aydın. Ayşe! Ayşe! Gel, 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 gel. İşte Ayşe. Bu da arkadaşım Yunus. Has adamdır ha. La esas olan bu kadar güzel olduğunu söylememiştin bana. Söyledim. De ki söylemedim. Halimden de mi anlamadın? Hoş gelmişsen, sabaha gelmişsen! Hoş bulduk, sağ ol! Sen de sağ ol, sen nasılsın? peki, abilerine ne diyeceksin? Hiç, mecburen susacağım. Hele zaman geçsin biraz. Hadi oğlum, işe gidelim, malum ya, masraf artardık! Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi bakalım, hadi! Bay bayın gel! Güle güle! Koca İstanbul şehrinde Ayşe'yi aramak, samanlıkta toplu iğne aramaktan beter bir iş. Olmaz abi, bir kişinin işi değil bu. Ben polise de haber vereceğim. Sen de hemen atlayıp geleceksin. Ulan olacak şey mi bu ha? Ulan Allah'tan reva mı bu? Bu kış kıyamette karıları çocukları bırak, yollara düş! Ulan parçalayacağım o kaltağı! Hoş geldin! Hoş bulduk. Nedir bunlar? Hırka, entari, kazak, eteklik, daha bir şeyler işte. Güle güle giy. Senin için hiç yanılmamışım. Dün gece sensiz kan kusuyordum burada. Ben senden de beterdim. Çünkü çocukluğumdan beri sevdalıydım sana. Abilerimle arkadaştım. Ama yıllar geçti. O çocuk büyüdü artık. Kader beni sana getirdi. Bir daha senden hiç ayrılmayacağım. Bu dünya meğer çok güzel bir dünyaymış. Bugüne kadar Ayşe'siz nasıl yaşamışım hayret bir şey. Bırakıp ayrılamazsın da artık. Babası, agaları duyunca ne olacak? Hemen evleneceğiz. Sonra da gidip el öpeceğiz. Hepsi sever beni. Suçunuz bağışlanır mı diyorsun? Elbette. Öyle bir baş belasından kurtuldukları için sevinecekler üstelik.
Bakar mısınız? Buyurun, Mahmut'la konuşmak istiyorum. Evde yok. Erkenden işe çıktı. Sen kimsin? Memleketlisiyim. Çok olmadı geleli. Ya sen kimsin? Niçin arıyorsun Mahmut'u? Buyur gir, kahve pişireyim. Bekle istersen. Anlaşıldığın için ortadan kayboldu. Senin de niçin aradığın anlaşıldı hanımefendi. Olacak iş değil Rıza. Şaştım kaldım. Ne yapacağım bilemiyorum. Geldi abim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş geldin Mustafa. Eyvallah Rıza. Gördün mü başımıza geleni? Sorma. Şaştım kaldım. Olacak rezillik değil. Geç buyur şöyle. Geç. Bir haber var mı Kaltak'tan? Yok. Kimseler görmüş değil. Mahmut'tan ses çıktı mı? Çıkmadı. Dönmüş olsa Mahmut haber salardı bana. Mahmut onu ele verdi diye kinlidir Kaltak. Her yere gider de Mahmut'a gitmez bir daha. Öyle. Ne yapacağız? Sabırla. Yavaştan arayacağız. Buradaki tüm memleketimizin kapısını tek tek çalacağız. Haber bırakacağız. Alnımızı yere düşürdüğü için de mahkemesiz geberteceğiz. Söyle gelsin. Bu gece bekliyorum. Günlerdir kahroldum, tamam mı? Sen Mahmut'u boş ver artık. Bitir bu işi. Bu aramıyorsa sen de arama kuzum. Neden bitireyim? Öksür biraz. Yoksa başka bir hikaye mi var? Olabilir mi hiç? Senin gibi bir kadın dururken başkasına bakan erkek gerzek, inek ve de kelektir zaten. 3-5 gün daha sabret canım. Mahmut armut değilse düşer dibine. Düşmezse taş bozuver bağrına. Değil mi ya? Aklın sıra beni mi uyutuyorsun? Komik çocuk. Bilirim yapacağını. Bırak şimdi yapmayı, şey yapmayı. Akşam sana geliyorum. Konuşuruz, tamam mı?